Benim geldiğimi görmediniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kürşat. Uzun zamandır bu girişi yapmıyordum. Gerçekten bayağı bir uzun zamandır bu girişi yapmıyordum. Acayip iyi geldi bana bu şu anda. Size dün dedim ki yarın görüşürüz dedim. Ben sözünü tutan bir insanım, tamam mı? Sözümü her zaman tuttum. Size yarın görüşürüz dediysem ertesi günü video gelecek demektir. Ve geliyor şu anda, ertesi gün oldu. Eğer dün attığım videoyu izlemediyseniz lütfen o videoyu da izleyin. O kadar güzel yorumlar attınız ki dünkü videoya. Çok mutluyum, acayip mutluyum. Aradan da böyleleri illa çıkıyor hani uzun süre YouTube'a video atmadıktan sonra. Parası bitti. Neyse. Videoya geçmeden önce uzun zamandır söylemediğim bir şey. Ve söylemediğim halde bizim ailemize 800 bin kişiye ulaştıran şey. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Uzun zamandır söylemiyordum ve gerçekten iyi geldi. O yüzden ulak tuşuna yumruklayın lan. Ulak tuşuna yumruk atın. Tabletiniz kırılırsa parasını ben vereceğim. Kanala abone olmayı unutmayın, tamam mı? Kanala abone olmayı unutmayın. Neyse. Ne diyeceğimi bilmiyorum ya, nasıl video çekeceğimi unuttum yemin ederim. Evet, bugün hayat hilelerine bakacağız. Bu hayatta en güzel hilelere bakacağız, tamam mı? Direkt videoya geçelim mi biz ya? Vallahi direkt videoya geçelim biz. Ben çünkü konuşmam böyle ya, zamanla olacak. Tamam mı? Zamanla olacak. İlk fotoğrafımız. Buradaki diyagram bize gösteriyormuş ki yumurtanın taze, eski veya ne olduğunu bu fotoğraftan görebileceğimizi söylüyorlar. Çok güzel bir şey. Bu fotoğraf sayesinde artık gıda zehirlenmesi yaşamayacağız. Yumurtalar sayesinde. Zaten kaç kişi yaşamıştır bilmiyorum. Yumurtadan zehirlenen kaç kişi olabilir ki? Bunu çok denemek istiyorum ama çok eriniyorum. Ne yapsam ya? Ulan ben iyi bir YouTuber'ım, tamam mı? Ben iyi bir YouTuber'ım. Gidip deneyelim lan bunu. Şu anda kamerayı alıyor gibi yaptım ama şimdi denemeyeceğim. Video bittikten sonra gidip deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben mutfağa indim ve elimde tam tamına 4 tane yumurta var. Ve böyle bir şey buldum. Bunun içine atacağım şimdi yumurtaları. Ve bunları test edeceğiz. Bakalım hangisi sağlam hangisi değil. Bunun daha büyüğünü bulamadım yani. Ne yapayım bulamadım yani. Ne öleyim mi? Şimdi ilk yumurtamızı atıyoruz. Ne yani bu? Tamam, bu yumurta bayağı taze demek. Güzel yani. Güzel bir şey bunun taze olması. Öbür yumurtamızı atıyorum. Aaa. Yok tamam, düştü. O resimde hani böyle dik durursa kötü bir şeydi ya. Şimdi bu ikisini birden atacağım. Tam yanda olduğu için tam belli olmuyor ama birazcık bir ayağa kalkma oldu bunda. Bunun dışında hepsi taze o zaman. Yeni aldık zaten bu yumurtaları. Yumurtalarımız taze. Siz de bunu şimdi gidip evinizde deneyebilirsiniz. Bence bayağı eğlendim ben yani. Güzel bir test oldu benim için. Şimdi videoya dönelim. Bu da herhalde zengin aileler için. Trambolin etrafındaki o acı veren şeyler var ya, böyle demirler, çıkıntılar. Onları havuza, bu girdiğimiz simit gibi bir şey var ya, uzun çubuk mu ne deniyorsa artık ona. Onlardan kaplayın ve acıya son verin demiş. Güzel fikir. Ama hani kaç kişinin evinde Allah aşkına trambolin ve bahçe var ki? Burada da demiş ki mutfağınızdaki şeye, buzdolabına bir mıknatıs koyun. Ve mutfakta böyle sağa sola kaçan, bulmaya hep aradığınız ama bulamadığınız şeyler, mesela çakmakmış. Mesela bu şişe açacağı, soda açacağı, ben de soda içiyordum. Soda açacağı, bunları hiç unutmayacakmışsınız. Zaten bunları nasıl unutacağız ya? Abi bizim kanımızda Türk kanı akıyor ya. Bunları unutamazsın. Unutamazsın. Her yerde var. Mutfakta nereye bakarsan bak bunları görebilirsin. Ben bunların kaybolduğuna daha şahit olmadım. Bu fotoğrafta da diyor ki elmalarınızı mesela kesip paketlediniz okulda iş yerinde yemek için. Bunların hani rengi soluyor, kahverengileşiyor, böyle çürüyor gibi oluyor ya. Onu engellemek için birazcık limon suyu sıkabilirmişsiniz. Limon içeceği sıkabilirmişsiniz. Bu da mantıklı bir bilgi oldu benim için. Güzel, ben bunu kullanırım çünkü ben dışarıda elma falan yiyorum, böyle yapıp yiyorum. Evet, ben bunu kullanırım. Oo, bak bu çok iyiymiş ha. Bizim gibi böyle sürekli Bim pizzası yiyen insanlar için. Bir anda iki pizzayı birden pişirmeyi öğretiyor burada ve bu gerçekten çok güzel bence. Ben bunu kesinlikle kullanırım. Ben kendim de fırında pizza yapıyorum böyle. Ama hep bir tane ya da iki tane tepsi birden koymak gerekiyor. Bu çok mantıklıymış. Daha önce hiç düşünmedim gerçekten. Açıp bıraktığınız şeyleri, cipsleri bu şekilde kapaklardan zaten kapatabiliyorsunuz. Bu her yerde satılan uygun bir şey zaten. Buna da böyle klips gibi bir şey eklemişler. Asıyorsunuz falan, güzel olmuş. Güzel olmuş ama her evde böyle asacak bir yer yok yani. Saçma olmuş. Beğenmedim. Oo, bu da iyiymiş. Bak bu klavyelerin altında şunlar var ya. Şu yüksekliğini ayarlıyor klavyenin. Eğer klavyenizde bunlardan yoksa bu şekilde ataç gibi olan şeyleri kullanabilirmişsiniz. Bence gayet mantıklı bir şey. Bence gayet iyi. Oo. Bu
İşte bu. Ben bunu denemek istiyorum ama. Ben bunu şu anda deneyeceğim. Diyor ki arkadaşlar, eğer bir kumandanın çalışıp tam çalışmadığını telefon kameranızdan öğrenebilirsiniz diyor. Mesela bakın, arkamdaki ışığı kapatıp açıyorum. Bu çalışıyor demek ama bakın, bunu insan gözüyle göremiyorsunuz. Nasıl göstereceğim lan ben bunu? Bunu gerçekten insan gözüyle göremiyorsunuz. Kamera da görmüyor bunu. Saçmalığa bak. Evet, kamera da görmüyor. Telefon kamerası da görmüyor ama. Telefon kamerası görmüyor ama bu kameradan görünüyor. Bak, insan gözüyle görünmediğinin kanıtı. Çok iyi bak, gerçekten insan gözüyle görünmüyor. Kamerada arada bir şurada çıkan ışık. Aha, iPhone'larda mesela. Bu ışığı da her zaman insan gözüyle göremezsiniz. Hiçbir zaman göremezsiniz. Güzel. Aa bakın, bu da bayanlarımız için iyiymiş. Dudak parlatıcının gibi, o yani öyle görünüyor. Dudak parlatıcıyı ısıtmak için arabadayken klimanın oraya koyabilirmişsiniz. Daha iyi kullanmak için. Mantıklı. Beğendim. Beğendim. Ama kullanmıyorum ama güzel, mantıklı yani. Ya elinle de o 2 dakika yani. Ne gerek var böyle saçma sapan fantazilere ya. Bakın şöyle asıcı şeyler. Bunun hani mesela bir kıyafet asmak için, bir şey koymak için. Bunları biliyorsunuz işte ne olduğunu. Mutfak poşetini, mutfak çöpündeki poşetini sabit tutmak için kullanmak güzel bir fikir bence. Gayet güzel. Oo bak, bu da iyiymiş. Eğer arabanızda tekerde patlak olup olmadığını evde öğrenmek istiyorsanız, bilmeyenler için, evde kontrol etmek isteyenler için mantıklı bir şey. Bence gayet iyi. Aa bak, bu da çok iyiymiş. Hani bir şeylerin üstünden geçip bir şeylere çizmek için şöyle bir saklama kabı gibi bir şeyin altına telefonunuzun flaşını açıp koyduğunuzda güzel olurmuş. Ben bunu monitörden yapıyordum ama böylesi daha iyi. Monitörün ağzına sıçmıyorsun. Her yerde kalem izi var monitörde. Bu da iyiymiş ama yani hani ne gerek var ki böyle şeylere? Ben elimle de sıkabiliyorum diş fırçasının içinde kalan şeyi. Bence gereksiz. Yani çok eringeç insanlar için bence bu. Benim gibi. Ama ben bunu yaparım yani. Bu kadar da eringeç değilim. Aa bakın mesela, bu da çok iyiymiş. Hani akşamdan kalan yemekleri bu tek yaşayanlar için çok daha mantıklı. Akşamdan kalan yemekleri şu şekilde mesela, akşamdan kalma yazıyorsanız. Ne kadar kaldı? Mesela bir tabak bir şey kaldı. Bir tabak makarna kaldı. Biraz et kaldı gibisinden yazıyorsunuz. Ve dolapta ne yemek kaldığını unutmuyorsunuz. Böyle araya kaçıyor, bir şey oluyor. Yediğiniz zaman üstünü çizersiniz. Bence bu çok mantıklı ve yemek israfından bayağı bir kurtarır sizi. Çok mantıklı bu. Ben bunu kullanırım. Aa bak, bu çok iyi. Eski bir hani içip kullandığınız bir bardağın altlığını şöyle elinize dondurma dökmesin diye yapabilir misiniz? Bak bu çok mantıklı. Bayağı beğendim ben bu fikri. Bak bu da çok iyiymiş de, hani bütün ekranı kaplar da mantıklı bir şey yani. Eski bir kutu kolanın şeyiyle telefon standı yapabilirsiniz. Gayet mantıklı. Aa bakın, ben bunu çok gördüm ama hiç denemedim. Sabun, böyle bir şey sürüyorlar. Bu wax'i sürüyorlar üstüne mesela. Nasıl diyeyim buna? Türkçede nasıl, neyden örnek verebilirim? Mum sürüyor bazıları. Ayakkabınıza mum sürdükten sonra onu saç kurutma makinesiyle kuruttuğunuz zaman ayakkabınız su geçirmez oluyor. Su damlaları üstünde kalıyor. Hani böyle çamura mamura basmadığınız sürece birkaç damla su geçirmez oluyor ve üstünde bile durmuyor. Bu gayet mantıklı bence. Bunu ben zaten sürekli kullanıyorum. Telefonunuzu şarj ederken onu telefonunuzu uçak moduna koyduğunuz zaman iki kat daha hızlı şarj ediyor. Bu gayet mantıklı bir şey. Bence bayağı da işe yarıyor yani. Hadi be. Hadi lan, bence yalan bu. Bence yalan bu. Arabadaki göçüğü yüzlerce dolar vermeden bu şekilde yapabiliyormuşsunuz. Ben bunu kaydederim. Ben bunu nasıl kaydedeceğim? Ben bunu denerim. Ben bunu denerim. Vallahi denerim. Mesela bu şeymiş. Çivileri organize etmek için bu ikisinden birini. Bu mesela hamura şekil verme aleti gibi bir şeydi. Bunun adını unuttum, tam hatırlamıyorum. Ya da yumurta kabını kullanabilir misiniz? Gayet mantıklı bence bu. Hadi lan, bunu neyden yapmış? Abi askılıktan monitör yapmış. Ben bunu denerim ama ranzam yok ama. Ben bunu deneyeceğim. Ranzam yok ama ben bunu bir şekilde deneyeceğim. Ben bunu denemek istiyorum. Ben bunu kullanmak istiyorum. Çok güzel lan. Aa bakın, bu da çok mantıklı. Bu genelde zaten mikrodalgaların üstünde bir metal bir şey oluyor. İkinci tabağa koyabilmek için. Aynı anda iki şey pişirebilmek için. Eğer o sizde yoksa veya onu kaybettiyseniz de böyle de yapabilirsiniz. Ben bunu çok kullandım. Bardağın üstüne koyuyordum. Gayet de işe yarıyor. Gayet de yani cebinize de iyi yani bu bence. Zaman da kaybetmiyorsunuz. Cebinize de iyi. Bence gayet mantıklı. Aa mesela... Bu da mantıklıymış. Kahveyi şu şekilde şeye koyuyorsunuz. Bu buz yapma şeyleri var ya buzdolabında. Buna koyuyorsunuz. Ve yazın mesela kendinize soğuk kahve yaptığınız zaman içine su atıyorsunuz mesela. Nasıl diyeyim, kolanın içine buz parçası attığınız zaman tadını mahveder, tadı bozulur ya. Bu sorundan kurtuluyormuşsunuz. Ama ben daha önce kolayı dondurup kolanın içine atmıştım. Sudan daha kötü olmuştu. Yani bilmiyorum ne kadar işe yarar. Oğlum vallahi bir şey değil mi? Video gerçekten hani böyle hiç akıcı olmadı ya. Ben vallahi unuttum video çekmeyi. Biraz alışacağız. Biraz bana zaman vermeniz lazım. Alışmamız lazım biraz.
Aa bak bu da çok mantıklı. Mesela konserve kutusunuzu açamıyorsunuz değil mi? Bu şekilde bir sorun oluyor konserve kutunuzda. Bantla yapıştırıp açmanız çok daha kolay ve elverişli oluyormuş. Bayağı güzel. Ama bu en iyisi. Ben bunu gerçekten deneyeceğim. Hani gerekirse gideceğim birinin arabasına yumruk atacağım abi, ben bunu düzeltirim ayağına, 2 dakika bir deneyeceğim ben bunu. Bu çok güzel. Favorim. Favorim. Bundan sonra böyle şeylerde favori seçeyim mi lan? Çok yapacağım ben böyle şeyler. Eski Kürşat falan. Döndü. Güzel. Bu benim bu videodaki favorim oldu ya. Şahsen bu benim favorim oldu baya. Ben videoları nasıl bitiriyorum lan? Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yararlı şeyler görmüşsünüzdür. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim olayı falan çok güncelleşmiş YouTube'da. Bildirimleri de açarsanız gayet mutlu olurum. Çok daha güzel videolar gelecek. Hani böyle artık evin içinde durmadığım videolar olacak Allah nasip ederse. Tarih marih vermiyorum. Gelecek. Sabırlı olun. Ben de sabırlı olayım. Gelecek. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videoyu tekrardan söylüyorum beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bye bye.